Merhabalar, ismim Sabiha Zengin. Aslen doğma büyüme Gaziantep'liyim. Evliyim, 3 çocuğum var, ev hanımıydım. Benim bu yemek yapma kültürüm baba annemden ileri geliyor. Baba annem, annem, halam, rahmetli halamdan, baba annemden öğrendiklerimle, teyzelerimden, büyüklerimizden öğrendiklerimizle, kendi yöremizin yemeklerinin aslını değişmeden, birebir orijinalini uygulayarak yapıp sizlere sunmak istiyorum. Havelli köftenin püf noktaları sıcak suyla ıslanması, soğanıyla yağının yakılması, elde güzel bir şekilde yoğrulması. Ben bu köfteyi öğrenme sebebim annem çok güzel yapar. Annemden öğrendiklerimle bugün bu yemekleri yapabiliyorum, bu yemekleri geliştirebiliyorum, sizlere sunacağım. Gaziantep yöremizin Havelli köftesinin tarifini veriyorum. 2 bardak simit ince bulgur, 1 baş kuru soğan yağı için, 1 baş kuru soğan köfteye katmak için, 4 diş taze sarımsak köftemiz için, biber salçası, domates salçası, toz biber, tuz, karabiberimiz var, maydanozumuz var, taze soğanımız var. Yapmamız gereken ilk işlem Havelli köftemizi kaynar suyla ıslıyoruz. Bu köftenin özelliği kaynar suyla ıslanması. Zeytinyağıyla da soğanının haşlanıp en son yoğrulduktan sonra köftemize katılarak servis edilmesi. Islamış olduğumuz simitlerin içine şimdi birazcık biber salçası alıyoruz. Bir miktar domates salçası alıyoruz. Karabiberine az bir şey katıyoruz. Böyle yarım çay kaşığı kadar. Tuz alıyoruz. Soğanını alıyoruz. Sarımsağını alıyoruz. Yoğurmaya hazır. Kuru soğanımızla yağını ocağa alıyoruz. Köftemizi yoğurduğumuz esnada onun pembeleşmesini, solumasını bekliyoruz. Ocağa alabilir misiniz? Şimdi taze soğanlarımızı katıyoruz. Maydanozlarımızı katıyoruz. Hafif de pul biber atıyoruz. Yağını dökelim. Zeytinyağlı havelli köftemiz hazır. Gaziantep yöremizin sıcak suyla yapılan havelli köftesi.